Merhaba arkadaşlar. Çarpanlar ayırma soru çözümü birinci videomuz. Birinci sorumuz arkadaşlar, ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu tür ifadelerde ne yapacağız? İlk önce hepsinde ortak olanlar var, gözüküyor. 6a kare b eksi 6ab kare. Her iki ifadede de 6 var. A'lardan bir tane alırım, b'lerden bir tane alırım. Şimdi B gitti, 6 gitti. A'lardan da bir tanesi gitti. A kare A çarpı A demektir arkadaşlar. Biri gitti. Sadece A kalacak. A eksi. Diğerinde 6 gitti. A gitti. B kare demek B çarpı B. Bir tanesi giderse bir tane kalacak. A eksi B kalıyor. Bölü. Alt tarafta hepsinde gördüğünüz gibi 2 AB ortak arkadaşlar. Burada A küp var. A küpü ben A kare çarpı A şeklinde yazabiliyorum. İkiler gitti, B'ler gitti, A'lar gitti. Sadece A kare kalacak. Artı buradan 2AB gittiği zaman burada B küpü B kare çarpı B diye yazabiliriz. 2AB'ler gitti. B kare eksi. Şimdi 2 giderse 4, 2 çarpı 2 olduğu için 2'nin biri kalacak. A kare 2AB, A kare A çarpı A, B kare de B çarpı B arkadaşlar. Birer A birer B gittiği zaman AB kalacak arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman B'ler gitti, A'lar gitti. 6'yı 2'ye böldüm, yukarıda 3 kaldı. A kare artı B kare eksi 2AB ifadesi A eksi B'nin parantez karesidir. Yani A eksi B çarpı A eksi B olduğundan dolayı A eksi B'lerden biri gider. Yukarıda 3, aşağıda ne kalacak? A eksi B kalacak arkadaşlar. Bu da cevap Denizli. İkinci sorumuz arkadaşlar. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman burada ortak çarpan yok. O zaman hemen işlem yapalım. X ile x'i çarparsam x kare eksi x çarpı 1'den x. Eksi y kareyi içeri dağıtacağım. Eksi y çarpı y'den. Eksi y kare eksi y çarpı eksi 1'den. Artı y gelecek arkadaşlar. Şimdi bunlar iki kare bir ifadeyi yan yana yazalım. X kare eksi y kare. Geriye kalan kısımda artı y eksi x, y eksi x olacak. Şimdi ben burayı biliyorum. İki kare farkı. İki kare farkı x eksi y çarpı. X artı y arkadaşlar. Şimdi burada artı y eksi x. Bunları eksi parantezine alırsak arkadaşlar x eksi y geliyor. Şimdi her ikisinde de x eksi y'ler ortak, bu sefer x eksi y parantezini alıyorum. Burada kalan x artı y arkadaşlar. X artı y eksi. Burada hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmayınca 1 yazıyorduk. Burası da x eksi y çarpı x artı y eksi 1 olacak arkadaşlar. X eksi y yok şıklarda. X artı y eksi 1 nerede var? Ceyhan'da var. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Üçüncü soru ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada b kareli ifade var, a kareli ifade var. Büyük ihtimal iki kare farkı gelecek. 25 çarpı 4'tür. 125, 5 çarpı 25 arkadaşlar. Bunları 5 parantezine alabilirim. 5 parantezine alırsam 4 çarpı a kare eksi 5 çarpı 25. 5'i aldık zaten. 25 b kare gelecek arkadaşlar. Bunu da düzenlersek 2'nin karesidir. 2'nin karesi çarpı a kare demek 2a'nın parantez karesi eksi 5b'nin parantez karesi demek. Bir de başında 5 çarpanı vardı arkadaşlar. Şimdi bunu alıp 2 kare farkını aldığımız zaman 5 çarpı 2a eksi 5b çarpı bir de bunun artılısı 2a artı 5b arkadaşlar. Şimdi bizden çarpanlarından biri hangisi diyor. Şıklara baktığımız zaman 2a eksi 5b var. Cevap Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi ifadesinin çarpanlarından biri değildir? Şimdi bu tip ifadelerde yapacağınız olay çok basit. Şurada x kare eksi 2x yazan kısma herhangi bir harf vermek. Değişken değiştiriyoruz. A diyelim. Ne olacak? A kare eksi 14. Aynı ifade burada olduğu için 14a eksi 15 arkadaşlar. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 15'e 1, a'ya a. Çarpımları eksi 15, toplamları eksi 14 olacak. O zaman eksi 15'e artı 1. Yani çarpanlarımız a eksi 15 çarpı a artı 1 arkadaşlar.
Burada işimiz bitmedi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? A gördüğümüz yere ne demiştik? X kare eksi 2x demiştik. A gördüğüm yere x kare eksi 2x eksi 15 yazdım. Bir de a artı 1 yazan kısma yazıyorum. X kare eksi 2x artı 1 arkadaşlar. Şimdi elimde 2 tane daha denklem oldu arkadaşlar. Bunları da çarpanlarına ayıracağız. Eksi 15'i 5'e 3 diye ayırıyorum. X'e x. Şimdi eksi 2 olması için eksi 5'e artı 3 olacak arkadaşlar. Çarpımları eksi 15. Aynı şekilde burası da 1'e 1. X'e x zaten görüyorsunuz. X eksi 1'in parantez karesidir bu. X eksi 1'in parantez karesi çarpı üste bulduğumuz ifadeyi getiriyoruz arkadaşlar. X eksi 5 çarpı x artı 3 arkadaşlar. Şu son kısmı yazmamıza gerek yoktu. Şimdi bakalım arkadaşlar. X artı 3 var. Çarpanlarından biri. X eksi 5 çarpanlarından biri. X eksi 1. Geri x artı 2 ile 1 eksi x kalıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. 6'nın çarpanlarından 1, 2, 3 vardır değil mi? Bir de bunların eksilisi vardır arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Harfli ifadelerde de aynı muhabbet geçerli. X eksi 1'i eksiyle çarparsanız 1 eksi x olacak. Yani 1 eksi x de bunun çarpanlarından biridir. Cevap Edirne geliyor. X artı 2 çarpanlarından biri değildir. Beşinci soru arkadaşlar. İfadesinin çarpanlara ayrılmış şekli 2x eksi 1 çarpı x artı m ise k artı m kaçtır diyor. Şimdi yapacağımız olay basit. Çarpanları bu ikisi ise bunları çarptığımda bana üstteki ifadeyi vermesi lazım. Hemen çarpıyorum. 2x çarpı x'ten 2x kare. 2x çarpı m'den 2mx. 2mx. Eksi 1 çarpı x'ten eksi x. Eksi 1 çarpı m'den eksi m arkadaşlar. Eşittir yukarıdaki ifade. Şimdi baktığımız zaman sabit ifademiz eksi m. Eksi m eşittir 4'e arkadaşlar. Eksi m 4'e eşitse m eksi 4'e eşittir arkadaşlar. Şimdi yapacağımız olay 2mx eksi x. Şimdi burada x parantezini alırsak arkadaşlar 2m eksi 1 gelecek. X'in katsayısı eksi k'dır arkadaşlar. M'in ne olduğunu biliyorum. Eksi 4 olduğunu biliyorum. Eksi 4 yazarsam m yerine eksi 8 eksi 1 daha eksi 9x olacak arkadaşlar. Burası neye eşittir? Eksi kx'e. O zaman k buradan ne gelecek arkadaşlar? 9 gelecek. Şimdi benden k artı m istiyor. 9 artı m de eksi 4'tü. Toplarsak 5 yapacak. Cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar, ifadesi bir tam kare olduğuna göre P'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar tam kare ifade ise zaten birinci ile ikincinin kareleri verilmiş. Birincimiz 9x kare, ikincimiz 1 bölü 9y kare. Bunların çarpımının 2 katı olması lazım ortadaki ifade. X'ler ve y'ler zaten var. O zaman sayıları alıyorum direkt. 1 bölü 3'ün parantez karesi. Şimdi birinciden gelen sayımız 3'ün karesi 3 olacak arkadaşlar. Diğerinden 1 bölü 3. 3 çarpı 1 bölü 3. Bunun 2 katı. Ya artı 2 katı ya da neydi arkadaşlar? Eksi 2 katı. 2 çarpı 3 çarpı 1 bölü 3. Hatırlarsanız artı b'nin karesi neydi? A kare artı 2ab artı b kare. Artı diyoruz. A eksi b'nin tam karesi de neydi? Ortada eksi 2ab vardı. O yüzden bir artılısını bir de eksilisini alıyoruz. Zaten bunlar gidecek. Bunlar da gidecek. Buradan eksi 2 artı 2 gelecek. P'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulduğu için toplarsanız 0 gelecektir. Basit bir soru arkadaşlar. İfadesinin çarpanlara ayrılmış biçimi verilmiş. A eksi P'yi istiyor. Şimdi burada yapacağımız olay bunları çarpmak. X çarpı X, X kare. X çarpı P, PX artı PX. Şimdi 1 çarpı X artı X. 1 çarpı P artı P arkadaşlar. Şimdi X kareler aynı zaten. Bunlar gitsin. Şimdi eksi 3 sabit derim. Artı P sabit derim. O zaman P eşittir eksi 3 arkadaşlar. P eksi 3 ise burası
Eksi 3x. Eksi 3x artı x'ten de ne gelecek arkadaşlar? Eksi 2x gelecek. Eksi 2x geldi. Burada ax, daha doğrusu eksi ax eşittir. Eksi 2x arkadaşlar. Buradan a ne olacak? 2 olacak arkadaşlar. 2 eksi p neydi? Eksi 3'tü arkadaşlar. Eksi ile eksi yan yana geldiği için artı olacak. 2 3 daha 5 yapacak. Cevap Denizli. 8. soru arkadaşlar. İfadeleri verilmiş. X eksi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada 2 kare farkı var. Hemen yapalım şunu. X eksi y çarpı x artı y'dir arkadaşlar. 2 kare farkı. Şimdi burada dikkat edersiniz arkadaşlar. X eksi y, x eksi y ile çarpım durumunda olduğu için x eksi y'nin parantez karesi olacak arkadaşlar. Çarpı x artı y. X artı y'yi biliyorum. 5 çarpı 5 eşittir 245 arkadaşlar. Her tarafı 5'e bölerseniz buradan 49 gelecek. 49 neyin karesi arkadaşlar? 7'nin karesi. 7 de olabilirdi. Eksi 7 de olabilirdi. Cevap 7 arkadaşlar. Sadece 7 var. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Burada biraz görmeniz lazım. 11 1'in karesi. Eksi 1'in karesi arkadaşlar. 2 kare farkında birinciden ikinciyi çıkarıyorum. 10.000 gelecek. 10.000 de arkadaşlar 10 üzeri 4'tür. Çarpı. Bir de topluyorum. 10.002 yapacak arkadaşlar. 10.002 yaptı. Bölü 10 üzeri 8. 10 üzeri 8'i de arkadaşlar 10 üzeri 4 çarpı. 10 üzeri 4 diye yazabiliriz. Tabanlar eşitse üsler toplanıyordu. 10 üzeri 4'ler gitti. Şimdi siz bunu 10.000'e böldüğünüz zaman ne olacak? Sayı küçülecek. Burada bölebilirsiniz. Basit yolu virgül kaydırırsınız. En sondan başlıyorum. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Yani bunun sonucu 1,0002 arkadaşlar. Hangi şıkta var? Cevap Ceyhan arkadaşlar. Her ifadesinin çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada ufak bir bilgi bilmek gerekiyor. Sağ üst tarafta yazmışım arkadaşlar. X eksi 3'ün karesiyle yer değiştirdim. 3 eksi x'in karesi aynı ifadedir arkadaşlar. Örneğin 5'ten 1'i çıkarırsak 4 4'ün karesi artı 16. 1 eksi 5 yerini değiştirdim. Eksi 4'ün karesi de 16 yapacak. Yani birbirine eşit çıkıyor. O zaman 3 eksi x'in karesi yerine ben ne yapabilirim? X eksi 3'ün parantez karesi yazabilirim arkadaşlar. Şimdi her ikisinde de x eksi 3'ler ortak olmuş oldu. X eksi 3 parantezine alırsam, x eksi 3 parantezine aldığım zaman arkadaşlar, birincide ne kalacak? X eksi 3 kalacak arkadaşlar. Şimdi çarp, buradan da ne gelecek arkadaşlar? Eksi 4 gelecek. Bunu yazarsak x eksi 3 çarpı burası x eksi 7 olacak arkadaşlar. Çarpanlarından biri x eksi 3, diğeri x eksi 7. Cevaplarda Ceyhan var. X eksi 7. 2 kare farkı 24 demiş. X artı y'yi vermiş. Bir şey kalmamış burada. 2 kare farkı olduğu için hemen ne yapıyorum? X eksi y çarpı x artı y diyorum arkadaşlar. Kaça eşit bunlar? 24'e eşitmiş. Şimdi x artı y'nin 6 olduğunu biliyorum. Burası 6 ise burası otomatikmen ne oluyor? 4. O zaman taraf tarafa hemen toplayalım. X eksi y eşittir 4. X artı y eşittir 6 arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsak y'ler nanay. X x daha 2x. 2x eşittir 6, 4 daha 10 gelecek. 2'ye böldüm. X eşittir 5 gelecek. Cevap Adana arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi basit bir yol göstereceğim. İfadesinin eşit hangisidir? En sade şekli hangisidir? En sadeleştirilmiş biçim aşağıdakilerden hangisidir gibi sorularda değer verin arkadaşlar. Değer verirken ne payı ne de paydayı sıfır yapmayın arkadaşlar. Yani ne payda ne de pay sıfır olmasın. Takılmayalım hemen. Ne diyelim? A'ya öyle bir değer verelim. Hemen şöyle güzel bir değer verelim. Genelde 0,1 tehlikelidir. Ona göre verin. 2 versek 2'nin karesi 4 yapacak arkadaşlar. 3 kere 2 eksi 6 yapacak. 4 eksi 4 gitti. Yukarıda sadece eksi 6 kaldı arkadaşlar. Aynı şekilde 2'nin karesi 4. 2 kere 2 eksi 4 artı 4 eksi 4 gitti.
Eksi 8 gelecek arkadaşlar. Eksiler artı 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 4 olacak arkadaşlar. X, pardon, A gördüğünüz yere 2 yazacaksınız arkadaşlar. 2 yazdığınızda 3 bölü 4'ü verecek ifadeler. Şimdi bakalım hemen. Burada A gördüğüm yere 2 yazıyorum. Eksi 6 olmaz. 1 bölü 4 olmaz. 1, 3 kere 2, 6, eksi 5 yapar. Olmaz. 1 bölü 0 bu kesinlikle olmaz. 3 bölü 4 arkadaşlar cevap bu olur. Eğer iki tane şık aynı gelirse yapacağınız geri dönüp değeri değiştirmek. 2 yerine 3 gibi bir sayı veya 4 gibi bir sayı vermek. Bu yolla daha basit çözebilirsiniz soruları. Evet arkadaşlar, ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değer verin gitsin buna. Hemen 1 verirsem üst taraf 0 olmuyor. Alt taraf da 0 olmuyor. X yerine 1 yazalım. 1 yazdığım zaman 4 kere 1 4, 4 çarpı 1, 4 çarpı 1 yazıyorum. 4 kere 1, 4, eksi 4 gitti. Eksi 3 kalacak. Alt tarafta 4, 4 daha, 8, 1 daha, 9 arkadaşlar. Eksi bölü artıdan, eksi 3 bölü 9'dan, 1 bölü 3. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazıyorum arkadaşlar. 1 yazıyorum. Hemen 1'i yazdım arkadaşlar. 2 kere 1, 2, eksi 3'ten eksi 1 gelecek. 2, 1 daha 3. 2 eksi 3'ten eksi 1, 3 bölü eksi 1'den eksi 3, bu da değil. Burası zaten hiç değil. 2 kere 1, 2, eksi 3, buradan eksi 1 gelecek arkadaşlar. Alt tarafta 3. İşte bu arkadaşlar. Diğerine de bakmamız gerekiyor. Buradan ne gelecek? Eksi 2 bölü 2. Bu hiç değil arkadaşlar. Cevap Denizli. 14. soru arkadaşlar. İfadesinin sadeleştirilmiş bir şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada iki tane farklı harf var. O zaman iki tane farklı değer verebiliriz veya aynı değer verebiliriz. Sıkıntı yok. A'ya 1 verirsem arkadaşlar 1 eksi 3 artı 2'den burası 0 geliyor. Olmaz. 1 veremeyiz. 2 verirsek 2 aşağılarda sıkıntı olabilir. 3 verelim. B'ye de 3 vereyim arkadaşlar. 3 bölü 3. Şimdi 3'ün karesi 9. Eksi 9 artı 2. Buradan 2 gelecek. 2 bölü. Alt tarafta 3 kere 3, 9 çarpı 2'den 18 yapacak burası. Eksi 3'ün karesi 9, 9 kere 3'ten 27 gelecek. Burası eksi 9 arkadaşlar, bölü 1. 1'e böldüğünüz sayı yine aynı kendisi olacak. Yani eksi 2 bölü 9 gelecek. Şimdi bakalım, 3 bölü 9 olacak. Bu değil arkadaşlar. 1 eksi 3 bölü 9, eksi 2 bölü 9 geliyor bu. Olabilir. Kalsın ama diğerlerinde de tutma ihtimali vardı. 3'ten 1 çıktı. 2, 2 bölü 9 bu değil. 3'ten 2 çıktı. 1, 1 bölü 9 bu da değil. 3'ten 1 çıktı. 2, 9'dan 9 çıktı. 0 bu hiç değil. Cevap bolu arkadaşlar. 15. soru arkadaşlar. Yine 2 tane harf var. 2 tane değer vereceğiz. Sadeleştirilmiş şekli soruyor. Şimdi A'ya ne verelim? 1 verelim. B'ye de 1 verirsek üst taraf 0 gelecek. Olmaz. B'ye ben tutup 2 vereyim. Bakalım ne olacak? 1 çarpı 2, 2, 12 yapacak. 12 eksi 2'nin karesi 4, 4 kere 1, 4, 6 ile çarptım 24. Şimdi 1 çarpı 2, 2, 2 kere 2, 4. 2 çarpı 1, 2, 2'nin kübü 8, 8 kere 2, 16. Eksi 2'nin karesi 4, 4 kere 1, 4, 4 kere 4, 16 arkadaşlar. Eksi 16 artı 16 gider. Eksi 12 gelir yukarıdan. Bölü. Aşağıdan ne gelecek? 4 gelecek. Onu da sadeleştirdiğimizde eksi 3 gelecek arkadaşlar. A yerine 1, B yerine 2 koyduğumuzda 1'e 2, 3 bölü eksi 1'den eksi 3 gelecek. Cevap Deniz arkadaşlar. Diğerleri tutmuyor. Yerine yazabilirsiniz.